Dünya dışında yaşanılabilir bir gezegen var desem, ne dersiniz? NASA'nın bu büyük keşfi insanın aklına acaba sorusunu getiriyor. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. NASA'nın Kepler görevi, Güneş benzeri bir yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölgede Dünya'ya yakın büyüklükteki ilk gezegeni doğruladı. Bu keşif ve 11 yeni küçük yaşanabilir bölge adayı gezegenin tanıtılması, başka bir dünya bulma yolculuğunda bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Yeni keşfedilen Kepler 452b, Güneşimiz gibi bir G2 tipi yıldızın yaşanabilir bölgesinde, yörüngede dönen, yani bir yıldızın, etrafında sıvı suyun yörüngedeki bir gezegenin yüzeyinde birikebileceği alan olan, bugüne kadar keşfedilen en küçük gezegendir. Kepler 452b'nin doğrulanması, doğrulanan gezegenlerin toplam sayısını 1030'a çıkarıyor. Diğer güneşlerin gezegenlere ev sahipliği yaptığını kanıtlayan keşfin 20. yıl dönümünde Kepler dış gezegen araştırmacısı, Dünya'ya ve Güneşimize en çok benzeyen bir gezegen ve yıldız keşfetti dedi. Ajansın Washington'daki merkezindeki NASA Bilim Görevi Müdürlüğü'nün yardımcı yöneticisi John Grunsfeld. Bu heyecan verici sonuç bizi Dünya 2.0'ı bulmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Kepler 452b, Dünya'dan %60 daha büyük bir çapa sahiptir ve süper dünya boyutunda bir gezegen olarak kabul edilir. Kütlesi ve bileşimi henüz belirlenmemiş olsa da, önceki araştırmalar, Kepler 452b boyutundaki gezegenlerin kayalık olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürüyor. Kepler 452b Dünya'dan daha büyük olsa da, 385 günlük yörüngesi yalnızca %5 daha uzundur. Gezegen, ana yıldızı Kepler, 452'den Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından %5 daha uzaktadır. Kepler 452, 6 milyar yaşındadır. Güneşimizden 1,5 milyar yıl daha yaşlıdır. Aynı sıcaklığa sahiptir ve %20 daha parlaktır ve çapı %10 daha büyüktür. Kepler 452b'yi Dünya'nın daha yaşlı, daha büyük bir kuzeni olarak düşünebiliriz. Bu da Dünya'nın evrimleşen ortamını anlamak ve üzerinde düşünmek için bir fırsat sağladığını söylüyor Kaliforniya, Moffett Field'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde Kepler Veri Analizi Lideri olan ve Kepler 452b'yi keşfeden ekibi yöneten John Jenkins. Bu gezegenin yıldızının yaşanabilir bölgesinde 6 milyar yıl geçirmiş olması, yani Dünya'dan daha uzun olması düşüncesi hayranlık uyandırıcı. Bu, yaşam için gerekli tüm bileşenler ve koşullar bu gezegende mevcutsa, yaşamın ortaya çıkması için önemli bir fırsat. Bulguları doğrulamak ve Kepler 452 sisteminin özelliklerini daha iyi belirlemek için ekip, Austin'deki Texas Üniversitesi'nin McDonald Gözlem Evi'nde, Arizona'daki MT Hopkins'teki Fred Lawrence'ın Hipple Gözlem Evi'nde yer tabanlı gözlemler gerçekleştirdi. Bu ölçümler, araştırmacıların Kepler 452b'nin gezegensel doğasını doğrulamaları, ana yıldızının boyutunu ve parlaklığını hassaslaştırmaları ve gezegenin boyutunu ve yörüngesini daha iyi belirlemeleri için önemliydi. Kepler 452 sistemi, Cygnus takım yıldızında 1400 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Bu bulguyu bildiren araştırma makalesi, The Astronomical Journal'da yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Kepler 452b'yi doğrulamanın yanı sıra, Kepler ekibi Mayıs 2009'dan Mayıs 2013'e kadar yapılan gözlemlerin analizinden yeni dış gezegen adaylarının sayısını 521 artırarak Kepler görevi tarafından tespit edilen gezegen adaylarının sayısını 4696'ya çıkardı. Adayların gerçek gezegenler olduklarını doğrulamak için takip gözlemleri ve analizleri gerekir. Yeni gezegen adaylarından 12'sinin çapı Dünya'nın 1 ila 2 katı arasında değişiyor ve yıldızlarının yaşanabilir bölgesinde yörüngede dönüyorlar. Bunlardan 9'u, boyut ve sıcaklık bakımından Güneşimize benzer yıldızların yörüngesinde dönüyor. Gezegen adaylarını belirleme sürecimizi tamamen otomatikleştirebildik. Bu da Kepler veri setinin tamamındaki her geçiş sinyalini nihayet hızlı ve tek düze bir şekilde değerlendirebileceğimiz anlamına geliyor, diyor Kaliforniya'daki Mountain View'deki SETI Enstitüsü'nde Kepler bilimcisi olan ve yeni bir aday kataloğunun analizine öncülük eden Jeff Kalin. Bu, gökbilimcilere Samanyolu galaksimizdeki Dünya gibi küçük, muhtemelen kayalık gezegenlerin sayısını doğru bir şekilde belirlemek için istatistiksel olarak sağlam bir gezegen adayı popülasyonu sağlıyor. 7. Kepler aday kataloğunda sunulan bu bulgular, Astrophysical Journal'da yayınlanmak üzere sunulacaktır. Bu bulgular, NASA Ekoplanet Arşivi'de kamuya açık olarak bulunan verilerden türetilmiştir. Bilim insanları şimdi orijinal Kepler görevinin
4 yıllık veri setine dayanan son kataloğu üretiyorlar. Son analiz, dünya büyüklüğündeki gezegenlerin minik belirleyici imzalarına giderek daha duyarlı olan sofistike bir yazılım kullanılarak yürütülecek. AMES, NASA'nın Bilim Görevi Müdürlüğü için Kepler ve K2 görevlerini yönetiyor. Pasadena, Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı, Kepler görevinin geliştirilmesini yönetti. Ball Aerospace Technologies Corporation, uçuş sistemini Boulder'daki Colorado Üniversitesi'ndeki Atmosfer ve Uzay Fiziği Laboratuvarı'nın desteğiyle işletiyor.